Arkadaşlar merhaba. Yine ikinci videoyla, duraklama döneminin ikinci videosuyla karşı karşıyayız. Hep şunu söylüyorum, videolarda en baştan alın kuruluş. Bak, oynatma listeleri hazırladım. Kuruluş, yükselme, duraklama. Ben böyle anlatırım arkadaşlar. Bu şimdi karma karışık hale getirdiler. Osmanlı Devleti'nin değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı Devleti falan diye kategorize etmeden, zaten tarih zor bir ders. Bir ton olay var. Kategorize etmeden bu iş olmuyor. Şimdi bakın, bundan önce neyi anlattık? Birinci videoda duraklama nedenleri ne anlattık? Şimdi artık siyasi olaylara geçeceğiz. Peki ilk aldığımız şey ne? Bakın, burada şuraya aslında yazsak, varil diye yazsak arkadaşlar. Anlar mısınız? Varil. Bak, biz kuruluş döneminden yükselme dönemine geçtik ya. Sonra duraklama döneminde hangi devletlerle kapıştık desek, şu varilden anlarsınız. V ile ne olabilir? Venedik. A ile ne olabilir? Avusturya. R ile ne olabilir? Rusya. İ ile ne olabilir? İran, yani Safevi. Ve L ile ne olabilir? Leyistan. Leyistan bugünkü neresi? Polonya. Doğru mu? Ve Osmanlı-İran ilişkileriyle başlıyoruz. Varil diye kafada bunu böyle bir ne yapın? Şifreleyin. Yani Osmanlı Devleti 17. yüzyılda kimlerle kapıştı? Varille kapıştı. Varil kim? Venedik. A ne? Avusturya. R ne? Rusya. İ ne? İran. Safevi yani. L ne? Lehistan. Şimdi 1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı ve Ferhat Paşa Anlaşması 3. Murat dönemine denk geliyor arkadaşlar. Nedenlerine bakalım. Bakın, Safevilerle muhabbet 1501'de, aslında Safevi Devleti Şah İsmail tarafından kuruldu ya. Ve bu saatten sonra adamlar Anadolu'da Şiilik propagandası mı yapıyor? Evet. Ve bir sürü Türkmen grubunu ayaklandırıyor mu? Evet. Şah Kulu isyanını hatırla. Yükselme döneminde anlattığım, ki iktidar değişikliğine neden olmuştu. Ve burada arkadaşlar Şiilik propagandasını artırıyor Safeviler. Bakın, sakın Çaldıran Savaşı'nda Yavuz bu işi bitirdi, yok Safevi Devleti ortadan kalktı falan, bunlar gelmesin aklınıza. 1746'ya kadar Afşar sülalesinin Safevileri alt etmesine kadar Safevi Devleti yaşayacak. Hala devam ediyor Şiilik propagandası. Evet, bununla beraber isyanlar. Peki Doğu ticaret yollarında egemenlik mücadelesi. Bundan kasıt ne arkadaşlar? Doğu ticaret yolları. Buradan geçen ne? Tebriz mesela. Tarihi İpek ticaret merkezidir. O zaman İpek yolundaki mücadele. Peki Safevilerin Karadeniz'e çıkmak için Batı Türkistan'ı ve Kafkasya'yı ele geçirme düşüncesi. Adamlar Karadeniz ticaretinde de hakim olmak istiyorlar. Sen de onun yolunu ne yapmaya çalışıyorsun? Kesmeye çalışıyorsun. Peki Osmanlı'nın Kafkasya'yı ele geçirip Hazar Denizi'ne ulaşmak istemesi ve böylece Rusya'nın güneye inmesini önlemeye çalışması ve Safevilerin Kafkasya'ya ve Türkistan'a ulaşmasını engelleme düşüncesi. Yavaş yavaş arkadaşlar, Rusya bir diye bir devlet çıkıyor değil mi? Bak, 17. yüzyıl, bu saate kadar hiç isminden bahsetmedik. Demek ki Raşa'da, kuzeyde artık ne yapmaya başladı? Kendine gelmeye başladı. Peki savaşın gelişimi nasıl oldu? Şimdi Özdemiroğlu Osman Paşa 1583'te Beştepe'de Safevi ordusunu yendi. Meşaleler Savaşı. Bak, bunun altını çiziyorum, üstünü boyuyorum. Meşaleler Savaşı dediğiniz daha çıkmamış bir olaydır. İran'la yapılıyor. Yani Safevi Devleti'yle yapılıyor. Savaş gecede sürdüğü için ellerine meşaleler tutuşturmuşlar askerlerin. Bu nedenle Meşaleler Savaşı. Tebriz, arkadaşlar, İpek Ticaret Merkezi, Karabağ, Gürcistan. Bak, Karabağ bugün hani Azerbaycan, Gürcistan, Şirvan ve Dağıstan ele geçiriliyor. Böylece Hazar Denizi'ne ulaşılıyor ve Safeviler burada barış istemek zorunda kalıyorlar. Şimdi Ferhat Paşa Anlaşması'nın özelliği, önemi, defalarca yaprak testlerde orada burada ÖSYM'de sordu, karşınıza çıkacak bir şeydir. Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. Arkadaşlar, haritaya bakar mısın? Bak, Hazar Denizi'ne gelinmiş. Buralarda pek çok Azerbaycan toprakları falan da ele geçiriliyor. Bak, buralarda Azerbaycan diye bir şey yok zaten o zaman. İran'a bağlı. Doğru mu? O topraklar ele geçiriliyor. Tebriz, Karabağ, Gence, Gürcistan, Nihavend, Luristan, Şehrizor Osmanlı idaresine bırakılıyor. Böylece Osmanlı doğuda en geniş sınırlarına ulaşıyor. Bir şey daha söylemiştim, neydi? Batıda en geniş sınırlar yine bu dönemdedir. Bakın, bu bir ÖSYM sorusu. Hangi dönemde Osmanlı Devleti en geniş sınırlara ulaştı? Bizimki ne yaptı? Yükselme dönemi. O yükselme, mantıken yükselme. Hayır, bu dönem duraklama dönemi. Yani değişen yeni şeyle, tabii ki değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı Devleti'nde
başta. Peki Safeviler Osmanlı üssünü tanıyor mu? Evet. Ve Safevi hükümdarı Şah Abbas bu anlaşmadan sonra ordusunu güçlendiriyor. Rusya ile ittifak arayışlarına giriyor. Arkadaşlar bu ittifaklar zaten çok buralarda artık yavaş yavaş ne olacak? Değil mi? Belli edecek kendisini. Peki bir tekrar ediyorum. Ferhat Paşa neymiş? Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmış. Tarih ne abi? 1590. Doğru mu? Peki şimdi ikinci aşama 1603 ile 1612 Osmanlı-İran Savaşları ve Nasuh Paşa Anlaşması. Bu da çok önemli. Henüz sorusu çıkmadı. Şimdi peşinen söyleyeyim. Osmanlı Devleti'nin doğuda toprak kaybettiği ilk anlaşma. Batıda bak toprak kaybettiği ilk anlaşma neydi? Edirne Segedin. Ama doğuda derse ne diyeceksin? Nasuh Paşa Anlaşması. Peki doğuda Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk savaş diye sorsa? Bunu hep öğrenciye sorarım. Öğrenci düşünür, düşünür, düşünür bir şey çıkartamaz. Ne biliyor musunuz mu? Ankara Savaşı. Ankara Savaşı'nda Timur'dan sonra bir sürü beylik kuruldu ya. Doğuda toprak kaybettiğimiz ilk savaş bak o savaş. Anlaşma derse bu. Şimdi Safeviler birin Osmanlılara ipek, Osmanlılar da İran'a bakır ihracını yasaklaması. Karşılıklı ne var? Ambargo yapmışlar. Safevilerin Osmanlıların batıda Avusturya. Arkadaşlar gitmiş Safevi İran batıda Avusturya ile ittifak kurmuş ana ve içeride Celali isyanları ile uğraşmasından yararlanıyor. Ve bir de Safevilerle ne dedim? Avusturya'nın böyle bir ittifak olayı söz konusu ve sonuçta arkadaşlar Şirvan, Azerbaycan ve Gürcistan'ı geri almak istiyorlar. Yani kaybettiği toprakları geri almak istiyor İran ve arkadaşlar Kuyucu Murat bu psikopatı anlatacağım bak gördünüz değil mi burada resim? Ha, Celali isyanlarını bastıran Anadolu'da 100 bin bazı kaynaklarda abartı genç o da 1 milyon kişiyi öldürdü, Türkmen'i öldürdüğü söylenen Celali isyanlarının bastırılmasında en önemli ne diyelim işlevi görecek yani işi görecek adamdır. Peki Kuyucu Murat Paşa Safeviler üzerine sefere mi çıkıyor? Evet. Sonuçta 1612'de Nasuh Paşa Anlaşması imzalanıyor. Evet. Osmanlı Ferhat Paşa Anlaşması ile aldığı yerleri İran'a geri veriyor. Arkadaşlar işte bunu söylüyorum. Ne demek bu? Osmanlı Devleti'nin doğuda toprak kaybettiği ilk anlaşma oldu. Ve 1555 Amasya Anlaşması vardı ya bu anlaşmanın özelliği neydi? Yükselmeyi izle bak. Yükselmeye dön. Bu ilk nedir? İran'la yaptığımız ilk resmi anlaşmaydı. Bu sınırlara geri dönüyor Osmanlı. Ayrıca bu anlaşma Osmanlı'nın doğuda toprak kaybettiği ilk anlaşma oldu. Biraz önce söyledim. Ve Safeviler arkadaşlar Osmanlı'ya her yıl 200 deve yükü ipek vermeyi kabul ediyor. Gönderiyorlar mı? Yok. Yüzünü gönderiyorlar. Bir daha sefere çıkıyoruz. İşte o sefer de Serav anlaşmasıyla sonuçlanıyor. Bunu sormadılar. Çok da önemli değil. Yani ama seçeneklerde görürseniz İran'la yapıldığını bilin. Şimdi Safevilerin Nasuh Paşa Anlaşması'na uymaması ve sınır ihlalleri savaşın gelişiminde taraflar Şah, ya bu Sahra-i Cengi Savaşı diye geçer de Serav Savaşı olarak da bilinir arkadaşlar. Sonuçta ne oluyor? Şah Abbas barış istiyor. Serav Anlaşması'nda Nasuh Paşa Anlaşması'yla belirlenen sınırlara esas alınıyor. Kars ve Ahıska kaleleri Osmanlı'da kalacak. İyi toprak kazanmışız. Esirler karşılıklı olarak serbest bırakılacak. Nasuh Paşa anlaşmasıyla kabul edilen 200 deve yükü ipek vardı ya. Burada 100'e indiriyorlar. Ağır geldi demek ki. 100 deve yüküne indiriyorlar. Bu anlaşma arkadaşlar iki taraf için kısa süreli bir mütareke olmaktan öteye gidemedi. Son aşamaya geliyoruz İran'la yapılan. Çok çok önemli nedir? Kasr-ı Şirin defalarca arkadaşlar sorguladılar bunu. Şimdi 4. Murat mı? Evet. Osmanlı-İran Savaşları 1623-1639. Evet. Peki Şah Abbas 1623'te Bağdat'ı ve bütün Irak'ı Osmanlı'dan geri alıyor. Ve bakın buralar pimpon topu. İran'da yapılan pek çok savaşta pimpon topu düşünün. Bir kere daha söylüyorsam demek ki o arada elden çıkmıştır. Bir biz alıyoruz, bir onlar alıyor. Bir biz alıyoruz, bir onlar alıyor. Aslında var ya burada olay ne biliyor musunuz? Coğrafi konum. İran o kadar dağlık ki tam bir hakimiyet kuramıyorsun. Afganistan gibi. Peki savaşın gelişimi 4. Murat'a dikkat. İran üzerine Revan ve Bağdat seferleri düzenledi. Arkadaşlar tarihte Revan ve Bağdat Fatihi olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir diye soru sorarsa
direkt 4. Murat'ı yapıştır. Ama bu şu demek değildir. Bağdat'ı ilk kez 4. Murat aldı demek değildir. Bağdat'ı fethedeni bir hatırlayın. Irak-Kain seferleri kanunidir. Peki Bağdat'ı alarak Bağdat unvanını mı aldı? Evet. Taraflar arasında arkadaşlar hangi anlaşma imzalandı? Kasr-ı Şirin niye bu kadar önemli ve defalarca sorgulanıyor? Çünkü peşinen söyleyelim, bugünkü Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde belirleniyor. Tekrar ediyorum, bugünkü Türkiye-İran sınırı Zagros Dağları olmak üzere büyük ölçüde çiziliyor. Peki iki ülke arasında Zagros Dağları dediğim gibi sınır kabul ediliyor. Bugünkü Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde çiziliyor. Bu anlaşma ile iki ülke arasında ticari yasaklar kaldırılıyor. Arkadaşlar her ikisi de aslında zor durumdadır. Yani sonuçta yollar değişmedi ve coğrafi keşiflerle Avrupa bu sefer değil mi? Güzel günler yaşarken senin doğuda kara günler gelmiştir. Peki ne diyor? İkisi de diyor ki ticari yasakları kaldıralım. Eski ticaret yollarının yeniden canlanmasını sağlayalım. Tamam. 1570 İpek. İpek, baharat, ipek, baharat. İpek dediğimizde Çin, baharat dediğimizde daha çok Arap memleketleri, Hindistan. 1578'den itibaren devam eden 61 yıllık Osmanlı-İran savaşları sona erdi abi. Evet. Peki Osmanlı Devleti 17. yüzyılın ilk yarısında Safevilerle mücadele ettiğinden, bak buraya dikkat edin, bu da çok nefis bir soru olur. Neden Avrupa'nın bu zayıf durumundan? Çünkü herifler 30 yıl savaşları yaşıyor. 30 yıl savaşları arkadaşlar, yani bir dünya savaşı gibidir ya. Ve bu savaşlarda Avrupa'nın bu zayıf durumdan yararlanamıyor çünkü bu tarafta Safeviler var. Devamlı onlarla mücadele ediyorsun. Buna dikkat edin. Sorusu çıktı mı? Hayır. Peki bu 1639 yani Kasr-ı Şirin'deki sınırlarımıza bir bakın arkadaşlar. Bugünkü Türkiye-İran sınırı dedik ya, büyük ölçüde çizildi diye. Bakın hala Avrupa'da gücü koruyorsun. Tamam. Kuzey Afrika'da belli bölgelere sahipsin. Neredeyse belli bölgeler dedim, tamamına neredeyse sahipsin. 1639 Osmanlı İmparatorluğu'nun değil mi, sınırları. Bir de arkadaşlar Lehistan'a bakacağız. Şimdi Lehistan bugünkü neresiydi? Polonya. Şimdi Hotin Seferi ve anlaşması imzalanacaktır. İkinci Osman Hotin Seferi'ne çıkıyor. Arkadaşlar şimdi bak, buralarda Kırım Hanı belirleyicidir. Kırım Hanı'nın Lehistan topraklarına sefer yapması ve Lehistan denetimindeki Kazakların Osmanlı sahillerini vurmaya başlaması. Nedenlerden birisi budur. Hotin çok önemli. Niye biliyor musun? Çünkü Hotin kuşatmasından sonra ilk kez Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünecek. İkinci Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünen ilk ne diyelim Osmanlı padişahı, yalnız ocak onu ortadan kaldıracak maalesef. Peki Lehistan Osmanlı hakimiyetindeki Eflak ve Boğdan'ın iç işlerine karışması. Arkadaşlar Eflak ve Boğdan bugünkü Romanya mıdır? Evet, onun iç işlerine karışıyorlar. Ve Hotin seferinde bakın Yeniçerilere az bahşiş veriliyor. Ulemanın arpalıkları kesiliyor. Bak Yeniçeriler ve ulema her zaman için Osmanlı'da yeniliklere düşman olan, yeniliklerin önündeki en büyük engel iki sınıf var. Yeniçeri ve ulema. Bunların sen arpalıklarını kesersen Yeniçeriler isteksiz savaşıyor, isyan ediyor, savaşta başarısız olunuyor. Ama Lehistan'ın barış istemesi var ya, Hotin anlaşmasında biz ne yapıyoruz? Aslında savaşta kaybediyoruz. Bakın çok nadir bir olay bu. Savaşta kaybediyoruz, masa başında kazanıyoruz. Genelde biz ne yaparız? Savaşta yeniyoruz, masa başında. Diplomasi zayıf olduğu için masa başında kaybederiz ya, burada öyle bir şey olmuyor. Peki Hotin anlaşması, Hotin Kalesi Osmanlı hakimiyetindeki Boğdan'a bırakılıyor. Lehistan'ın Osmanlı hakimiyetindeki Kırım'a her yıl 40 bin altın vermesi kabul ediliyor. Tamam, çok önemli değil. Bu sefer sonrasında işte asıl önemli olan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyor. Ben size göstereceğim demiş. Şeyhül İslam'ın kızıyla evli. Gitmiş karısına söylemiş. Ben demiş bu ocağı kaldıracağım. Maalesef ocak onu ortadan kaldırmış. Burada anlatamayacağım şekilde. Olaylar fena. Arkadaşlar bir de aslında bir şuna da bir dikkat çekeyim. İkinci Osman kıyafet devrimi yapan bir adam mesela. Yani öyle şaşalı, öyle görkemli şeyler falan da giymiyor. Ve milletin gözünde aslında bu adam sıradan ya. Bu padişah olamaz imajı oluşuyor. Anladın? Bunlar da aslında karizmayı çizdiren şeyler olacaktır. Şimdi çok çok önemli ve ÖSYM'nin de üzerinde defalarca soru yaptığı, bu yaprak testlerde defalarca çözdüğümüz bir şey geliyor. Nedir? Bucaş. Bucaş bak, şu ana kadar ne gördük? Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırları neydi?
Ferhat Paşa Anlaşması. Doğru mu? Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği, doğuda toprak kaybettiği ilk anlaşma olarak neyi gördüydük? Nasuh Paşa. Bak buradan önce Nasuh Paşa Anlaşması'nı mı görmüştük? Doğuda toprak kaybettiği. Serav'da önemli bir şey yok. Kasr-ı Şirin'de neyi gördük? Osmanlı ile İran. Yani bugünkü Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde çizildi. Bak ana şeyleri bunlar. Hotin seferinde Yeniçeri Ocağı hadisesi. Şimdiki olayda Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaşacaktır. Bak ne dedim? Tekrar ediyorum. Osmanlı Devleti duraklama döneminde en geniş sınırlara ulaştı. Yükselme döneminde değil. Batıda ve doğuda. Peki nedenleri ne? Leyistan-Rus ittifakı ihtimalinin ortaya çıkması. Arkadaşlar bak küçük kaynarcaya kadar hepsiyle ayrı ayrı değil böyle bütün olarak dövüşüyoruz. Doğru mu? Ve Rus ittifakı ihtimali ortaya çıktı. Rusya bak adını almaya başladım artık Rusya'nın. Ve Leyistan Ukrayna'yı işgal ediyor. Tamam. Ve 4. Mehmet ki Avcı Mehmet'tir arkadaşlar lakabı. Devrin sadrazamı çok önemli bir adamdır. Bunu zaten şeyde anlatacağım. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Uyvar Kalesi'nde bir Türk kadar güçlü lafını Avrupa'da deyimini diyelim. Avrupa'da ortaya çıkartan adamdır. Girit Fatih'idir aynı zamanda. Bu Leyistan üzerine sefere çıkıyor. Neyi alıyorlar? Kamaniçe Kalesi ve Podolya fethediliyor. Sonunda Leyistan barış istiyor. Arkadaşlar bu caşın önemi ne? Ne demiştim biraz önce? Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına aha bu anlaşmayla ulaştı. Ne anlaşması? Bucaş Anlaşması. Podolya ve Kamaniçe Osmanlı'ya, Ukrayna'da Osmanlı himayesindeki Kazaklara bırakılıyor. Aslında Osmanlı himayesinde Kazaklara bırakılıyor. Sonrası da bizim aslında denetimimizde. Peki Leyistan'ın Osmanlı'ya her yıl 22 bin altın vermesi kabul ediliyor. İşte bu sakat. Çünkü herifler bunların diyet meclisi var. Leyistan'ın bir diyet meclisi var. Burada diyorlar ki biz bu altını ödemeyiz. Altın ödemezsek ne olacak? Anlaşma geçersiz. Bir daha savaş başlayacak. Son aşamaya geleceğiz. Bu anlaşma hem Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırına ulaştı hem de topraklarına toprak kattığı son anlaşma olacaktır. Peki arkadaşlar aslında topraklarına toprak kattı. Tekrar ama şöyle sorarsa soruyu bir dakika burayı bir açıklayayım. Eğer Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı son anlaşma diye sorarsa Brest-Litovski, Elbiye-i Selase, Kars-Arnavut'un bu ne? Topraklarına toprak kattı. Buradaki ayrıma dikkat edin. Biz kaybettiğimiz toprağı Brest-Litovski'de alıyoruz. Kars, Ardahan ve Batum'u 1918 senesidir o da. Peki Zorav'ın anlaşması çıktı mı? Hayır. Bak Leyistan Diyet Meclisi ne diyordu? Biraz önce söyledim ya Bucaş Anlaşması'ndaki vergi maddesi var ya şu 22 bin altın. Bak şuradaki 22 bin altın var ya onu kabul etmiyor. Onun üzerine taraflar arasında çatışmalar yeniden başlıyor ve 1676'da Zorav'la anlaşması yapılıyor ve bu vergi maddesini biz de tamamlıyoruz. Kaldıralım. Sonuç İzvanca Anlaşması olarak da biliniyor bu anlaşma arkadaşlar. Osmanlı lehine Bucaş kadar sert koşulları içermiyor ama sadece ne dedik? Vergi maddesi kaldırılıyor. Son olarak haritayı incelediğimizde 1672'ye mi geldik? Evet. Zorav'la anlaşması bunu arkadaşlar bu da yanlış yazmışız. 1676 diye bilin. Bunu evet bu yanlış çıkmış. 1676'dır. Zorav'la anlaşmasında artık bakın Osmanlı sınırlarını şöyle bir şey yapayım, kolçan edelim. Burada arkadaşlar ne olmuştur? Sadece vergi maddesi kaldırılıyor. Bunlar bize bağlı. Doğru mu? Şuralar yani Baltık Denizi'nin aslına doğru giriş var. Ve 1672 sınırları bu şekilde belirlenecektir. Burada videoyu keselim arkadaşlar. İkinci videoyu. Daha sonra Venedik ilişkilerine gireceğiz. Girit seferine çıkacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi şeyleri en baştan alın. Kuruluş, yükselme, duraklama diye buradan gidelim. Hepsinin oturduğunu göreceksiniz. Bir de kanala abone olun arkadaşlar. Kanalımız biraz fakir, biraz canlandıralım. Aynı zamanda bildirimleri de açın ve beğenin, videoları beğenin ki şanımız yürüsün. Görüşmek üzere diyorum.